Sen selamlamak istiyoruz. Yani dediğim gibi. Hiçbir sorunumuz yok şu an müzik açısından. Arkadaşlara da devam. Müzik başladığında özellikle kimleri daha çok dinliyorsun ve kimleri hedef olarak seçtin kendine örnek olarak? Ya şimdi ben türkülerle doğdum. Genelde türkülerle zamanla doldurulduk. Babadan kalma, şeyde kalma işte. Arif Sağ'ı çok dinlerdim. Gerçekten burada çok seviyorum ben kendisini. Türk halk müziğine gönül vermiş bir insanım. Bağlamayı zaten onlarla büyüdüm yani onlardan öğrendim diyebilirim. Hocalık yapmadıysa bize gerçekten büyük hocalık yaptı. Bunun yanı sıra yani grup hakkına konuşuyorum ben. Derdi yoklar yani. Derdi yoklar zamanında bize bu kıvılcımı verdiler. İnşallah onların izniyle gitmeye çalışıyoruz ama bakalım artık. Derdi yoklar gerçekten Avrupa'ya damga vuran onlar gibi akbabalar olsun. Bunlar ilk Avrupa'da grubu kuran gruplardı. Daha sonra da diğer gruplar sizin gibi güzel gruplar da Avrupa'da piyasada yerlerini aldılar. Ben şimdi bir de solist arkadaşımıza soralım. Gerçekten solistinizin ses sedası da benim açıkça söyleyeyim hoşuma gitti. Güzel bir ses sedası var. Hayriyetten herhalde biz onunla da hemşeriyiz. Gerçi Erzincan'da ben de büyüdüm. Büyüdüm sevgili izleyiciler. Erzincan'da da çocukluğum geçti. Sonuçta Erzincan Tunceli veya da fark etmez ama gerçekten solistinizin sesi çok hoş. Bakalım onunla ilgili birkaç soru soralım. Hocam sen peki kimleri müzik dalında önder olarak veya severek dinlediğini ve kimlerden örnek de alıyorsun? Şimdi öncelikle müzik dalında örnek alınması gereken çok büyük sanatçılar var. Yalnız örnek alıp da müziğe başlamak bence doğru değil. Yani önce Allah'ın bir kuluna vermiş olduğu bir güzellik var. Onu gerçekleştikten sonra ondan sonra da eğitimlerle beraber, kendi çalışmalarıyla beraber onlara güzellikler katarak daha güzel yerlere gelebilir insan. Tabii ki benim altyapıda küçük yıllarda arabesk dinleyerek büyük bir müzik yaşantımı başladım. Fakat ondan sonra Türk halk müziği çok ağır bir şekilde bende yeri yaptı. Yani bunu şöyle diyebilirim ki benim o dönemlerde İzzet Altınmeşe, onlar döneminde Samettin Subaşı, İzzet Altınmeşe, rahmetli Muğlis Akarsu, rahmetli Muğlis Akarsu, Yavuz Top, bunları dinleyerek de artık elimizden geldiğince güzel bir yerlere kadar türkülerimizi söyleyip türkülerimize türkü dilimizle aynı şekilde devam edelim diyorum. Ben de bütün dostları türkü dostluğuna çağırıyorum. Türkülerle olsunlar, gönülleri türkülerle kalsın. Rafa geçti. Peki arkadaşlar, size grup olarak şu anda Avrupa'nın hangi şehrinde yaşıyorsunuz? Ben Rusya'da kalıyorum. Evet. Öner arkadaş Mainz'de kalıyor. Yusuf ile Turgut da Gustavsburg'da kalıyorlar. Yakın olmamızın avantajları tabii ki. Gönül isterdik hepimizin aynı şehirde kalmamız. Artı daha farklı gelip gitmelerimiz olurdu. Her gün görüşme imkanımız olurdu. Buradayız. Almanya'nın Siz de sadece düğünlerde mi birleşiyorsunuz yoksa hafta araları da aranızda çalışmaları yapıyor musunuz? Bizim ilginç ama gerçekten çok ilginç arkadaşlığımız var. Cumartesi günleri genellikle düğünlere çıktığımız zaman pazar günleri eve gideriz, istirahatımızı yaparız. Pazartesi sabahı direktmen birebir Yusuf'un dükkanında buluştuğumuz çoğu zamanlar olur ki bu da inanıyorum yani var olan arkadaşlığımızın, samimiyetliğimizin
ürünüdür. Hafta içinde de görüşüyoruz. Elimize geldiği kadar yani her zaman değerlendirmeye çabalıyoruz. Yan yana gelip türkü söylüyoruz. Elimize geldiği kadar geziyoruz, eğleniyoruz da yani doğru. Bu arada konserlere de çıkıyorsunuz. Ben sizi bundan evvel Munzur'un türküsünde görmüştüm. Gerçekten orada o zaman da benim gözüme çarptı. Güzel bir şekilde. Ayrıyeten tesisatlarınız da iyi. Ben Avrupa'daki bütün gruplara da sesleniyorum. Maalesef sesleri sonuna kadar açıyorlar. Halkımız çok. Şimdi düğüne eğlenmeye geliyorlar. Müzik dinlerken aralarında da sohbet etmek istiyor insanlar. Ama bağırarak, çağırarak karşısındaki insanlar konuştuğu zaman, bir de müziğin gürültüsü fazla geldiği zaman biliyorsunuz Avrupa'da yaşlı insanlarımız var, hasta insanlarımız var ve kafamız şişiyor diye ve düğüne geldiği erken terk ediyor. Bu anlamda ben burada bütün gruplara da sesleniyorum. Lütfen müzik normal şekilde dinlenildiği gibi normal sesi açarak sesin sonuna kadar yükseltmek gürültüdür bana göre, müzik değildir. Bu anlamda sizlerin bu konuda görüşlerinizi kısa kısa alabilir miyim? Benim görüşüm tabii ki yani sonuçta düğüne gelen insanlarımızın kulaklarını çok aşırı şekilde sesle yıpratmaktan ziyade müziği doyasına kadar dinleyebilme fırsatını vermek gerekir. Elimize geldiği kadar gerçekten ama çok faktörler de göz önünde bulundurmak suretiyle elimize geleni o dediğin o seviyeli ortamı yakalamaya çabalıyoruz. Tabii ki bizim de gönlümüzde isterdi ki sadece bu tesisat değil 3-5 boksun daha fazla olup da insanları daha sakin bir müziğe yöneltmemiz. Ama malum yani elimize geldiği kadar buna dikkat etmeye çabalıyoruz. İmkanlar olsaydı tahmin edersem daha farklı boyutlarına kesin kes giderdik. Ama olmadığından dolayı bunlarla yetinmek mecburiyetinde kalıyoruz. Peki Yusuf'cum senin de görüşün alayım o konuda. Abim şimdi dediğin gibi gerçekten yani müzik dinlenilmesi gereken, insanların kulağına çok rahat bir şekilde gitmesi gereken bir tın. Eğer bunu müziği daha gürültülü yapıyorsak yani bu haliyle otomatikmen bir dağdan düşmüşe benzer. Yani onun için orada size katılıyorum. Gerçekten müziği bir daha ılımlı, insanları rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinleme alanında da gene insanların çok rahat bir şekilde hoşgörüyle birlikte karşılıklı oturup konuşmalarını rahat bir şekilde sağlaması gereken bir etkendir diye düşünüyorum insanlar arasında. Peki Turgut'cum. Ben de şunu düşünüyorum. Sevgili Turgut, sonuçta gruplar müzikten hafta sonu para kazanıyor. Yatırım. Ben burada grupların özellikle müzik yaparken tesisat çok önemli. Yani bir ciğeridir, bir kalbidir müziğin. Eğer iyi bir tesisat olursa o sizi daha güzel insanlara götürür. Ama tesisat ucuz veya da kötü bir tesisatsa bu sizi çok güzel programda yapsanız kötüye götürür. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Ya şimdi görüşlerim şu olacak yani. Madem bu işi yapıyorsanız yaptıktan sonra gerçekten güzel alet elinizde olması gerekiyor. Yani bunda çok örnekler vardır yani. 3-5 kuruştan başlayın. Büyük miktarlara kadar giden güzel cihazlar var. Bence bunu yaptıktan sonra dikkat etmek gerekiyor bunlara. Aletin güzel olması toplumumuza daha çok memnun kılacağına inanıyorum. Yani. Aletin her zaman iyi olması iyidir. Arkadaşımıza da soralım. Sizin görüşünü alalım bu konuda. Ben de arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum. Tabii ki tesisatlar önemli bu konuda. Yani randıman alabilmemiz için, müziğin net ve kaliteli gelebilmesi için tabii ki tesisat önemli. Arkadaşlarım dediği gibi bu konuya diğer gruplar da aynı görüşlerde olursa daha güzel müzik yapılacağına inanıyorum. Peki ben son kez burada sevdiğiniz insanlara selam veya sevdiklerinize gerek Türkiye'de gerek burada göndereceğiniz son sözleri alayım. Vallahi öncelikle anneme babama çok çok selam söyleyeyim. Gerçi onları burada her gün görüyorum ama gene de selam söyleyeyim. Artık beni tanıyan tanımayan herkese saygılar sevgiler. Turgut seni. Ben de aynen buradan anneme babama bizi burada bütün tanıyanlara Türkiye'de olsun, Almanya'da, Avrupa'da olsun bütün tanıdıklarımıza selamlarımı gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve bu arada Düzgün TV ailesine de selamlarımızı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Arkadaşın da. Evet, öncelikle tüm dostlara, tüm canlara,
Yarın da 1 Mayıs aynı zamanda biliyorsunuz. Onların 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Bütün güzellikleri, bütün esenlikleri onlara temenni ediyoruz. Ailemize, yakınlarımıza, bizi tanıyanlara, Türkiye'dekilerine, dahası renk, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlığa hoşgörülerimizi gönderiyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz, kucak dolusu selamlar diyorum. Ben özellikle bu ara yanımda olmayan anneme, köye gitti kendisi. Özellikle ona, köydeki olan bütün komşularıma, artı Erzincan'daki Mustafa dedeme, doğrusu beni Türkiye'de ve burada Almanya çapında olsun, nerede tanıyan ve tanımayanlara kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Eşime de özellikle, ama özellikle sevgimi iletiyorum. Şu anda Hacı Bektaş'ta. Bugün burada 42. yıl Hacı Bektaş etkinlikleri düzenleniyor. Biz de şu anda Hacı Bektaş Veli'nin anıtının yanındayız. Birazdan türbeye gideceğiz. Daha sonra da diğer görüntülerle sizleri baş başa bırakmadan evvel sevgili Songül, ben şunu da burada paylaşmak istiyorum özellikle. Buraya inançlı insanlar geliyor. Onlara bizim saygımız sonsuz, fakat buraya birçok insan gördüm. Bir başka amaç için gelenler var. Özellikle ben buradaki bir rant meselesi de var, ben gördüm. Dinimizi sömüren rantçılar da burada çok var. Ayrıca çok aşırı bir şekilde de dilenciler getirilmiş. Evet, değil mi? Gerçekten haklısınız. Biraz önce zaten biz gezdik sizlerden önce. Gerçekten yani inançlı insanlardan ne bileyim yani acı bir şey. Daha çok farklı dediği gibi rant sağlayan insanlar daha çok. Bu da çok acı veriyor insana. Bilmiyorum, böyle anma etkinliklerinde bu durumların olmaması bizce daha iyi olur ama bilmiyorum bunun görevlisi ya da sorumluları kimler bilmiyorum ama yetkililere buradan seslenelim. Böyle güzel etkinlikleri güzel şekilde kutlayalım. Dini de böyle yanlış şeylerle suistimal etmeyelim diyorum, bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum Yaşar Bey, siz ne diyorsunuz? Evet, o zaman biz gereken tepkilerimizi koyduk. Biz sevgili izleyicilerimizden buradaki görüntülerle biz onları baş başa bırakalım. Biraz sonra türbeye gidelim. Daha sonra diğer etkinlikleri
sevgili izleyicilerimizle birlikte paylaşacağız. Ama gerçekten gelip görülmeye değer yerler var inanç olarak. Eğer içinizde o ruhu, o inancı taşıyorsanız inanın hepinize tavsiye ederim. Buyurun gelin, gezin, görün gerçekten. Yani televizyondan izlemeyle buraya gelmek apayrı bir duygu. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim diyorum. Sizler adına bizler açık mikrofon geziyoruz. Hep birlikte buyurun gezelim.